Edebiyattan sayfalardan herkese merhaba. Bugün eril düzene karşı duran şiir kitabı Ezmir Han'ın yazarı şair Yaprak Damlı Yıldırım ile birlikteyiz. Kendisinin 2017 yılında Manos yayınlarından çıkarttığı şiir kitabı Ezmire'yi konuşacağız. Işık az, camlar ıslak, ellerim kirli. Makyajımda bir önceki aşktan kalma lekeler, sarhoş olma faydasızlığı içinde kadın kadın dolanıyorum. Hangi kendimle yazdım bunu bilmiyorum. Hangi tavana bakıyor gözlerim. Işık az, kadın ıslak, makyajım kirli. Aklımda binlerce kendimin hikayesi, bir salyangozun peşine düşüyorum. Belki biraz kadın, belki biraz onlar oluşumuzdan. Ya da isimlerimizin okunuşundan. Eşi kaybolmuş küpelerimizi diyorum yani. Eşi bulunmayan isimlerimizi, bizi. Ve siz beyler, siz köpeksiz bir kemik gibi uzandığınız yerden kalkamıyorsunuz. Işık az, uyku ıslak, zihniniz kirli. Yatak odalarını ve kasık yaralarını seviyor soğuk sularla terbiyeli ellerim. Yarılmış, patlamış, pullanmış, damarlarınızda kasılmalarla kıvranın. Bağırın beyler, bağırın baba yadigarı çığlıklarınızı. Saçlarına yapışıp geleceğinizin, gelemeyeceksiniz. Işık az, yatak ıslak, saçlarım kirli. Tavanda atlı karınca gölgeleri. İzniniz olursa beyler bu gece öleceğim. Bu gece def edip şu edepsiz salyangozu, bu sarmalın sonunu göreceğim. Oturup hayatımın başına, takip ettiğim salyangozdan gördüm beyler, kadın olmanın edebini. Işık az, yüzüm ıslak, şiirim kirli. Öncelikle Ezmire'yi bize biraz anlatabilir misin? Tabii Ezmira her şeyden önce yani kadınlarla alakalı bir kitap. Temel izleye kadın olan bir kitap. Kadının Türkiye'deki, Türkiye coğrafyasındaki binbir şekline aslında odaklanan bir kitap. Daha genel anlamda da toplumsal cinsiyet eşitliğine çok odaklanan bir kitap. Ben bunu neden bu şekilde kaleme aldım? Çünkü dünyaya bakış açım böyle. Mecburen her şeyi toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliği, dengesizliği üzerinden görüyorum. Bir kadın olarak bunu çok fazla deneyimliyorum. O yüzden ister istemez de kitapta bu izlekte ilerledi. Şiirinde dikkatimi çeken şeyler genelde toplumsal ve sınıfsal bir sorgulama oldu. Bu sorgulama neden ve senin şiirin neye karşı duruyor? Şimdi şiirim tam olarak neye karşı? Ya bir kere başta aslında bu neden şiir yazıyorum sorusuna kadar gidiyor teknik olarak. Şiir yazıyorsan ister istemez bir şeye karşı bir duruşun olması gerekiyor. Yani neden bunca şiir varken, bunca insan şiir yazıyorken ben ayrı bir ses getireyim. Burada da temel isteğim... Hep göz ardı edilen kadın sorununu biraz daha ön plana çıkartmak. Evet, edebiyatta kadına çok odaklanılmış. Her zaman bir sürü benden önce gelen kadın şairler var. Hepsi ilgilenmişler. Yazarlarımız var birçok bu konuya değinen. Ama hani edebiyatın kendi içerisinde bile biçimsel olarak kadın sesinin kabul edilmesi sorunu var. Yani bir deneysel bir şey yapmak istediğinizde, bir yayın eviyle karşı karşıya geldiğinizde hemen ön yargıyla yaklaşılıyor bu anlamda. Ben akademik olarak da bunları araştırıyorum. Çağdaş yaşamda, çağdaş şiirde kadın sesi nedir, kadın sesinin avantgard oluşumları nedir, yenilikçi oluşumları nedir? Ben bu kitapta onları yapmaya çalıştım. O yüzden evet toplumsal anlamda bir sürü şeye itiraz ediyor. Onlar daha görülebilir şeyler ama yapısal anlamda sektörün içinde de itiraz ettiği çok fazla şey var. Bu da yayıncılık sektörünün içerisinde de işte çok fazla itiraz ettiğim şey var. Yayın dünyasında, daha doğrusu yazınsal alanda kadın olmaktan bize biraz bahsedebilir misin? Ya işte o çok zor bir şey çünkü ya çok dezavantajlı bir grubuz. Özellikle ben öyle görüyorum. Hem genç hem kadın hem şair olmak böyle yayın dünyasının içerisinde böyle Bermuda şeytan üçgeni gibi bir şey. Sürekli kapıların kapanmasına sebep olan bir şey. Hani çağdaşım benimle beraber yazan birlikte hareket ettiğimiz kadın arkadaşlarıma da bakıyorum. Birçoğu yayın evi bulmakta güçlük çekiyor. Yayın evi bulanlar da orada kaldıkları muameleleri zaten yani... Ne kadar olumsuz muameleye maruz kaldılarsa onları dile getiriyorlar sık sık. Yakın zamanda Nazlı Karabıyıkoğlu'nun da bir yazısı çıktı bu anlamda. Edebiyatta ve yayıncılıkta çeşitli tacizleri ve kadına karşı zulümleri teşhir eden bir yazıydı. Ben de yani hem can gönülden katılıyorum yazdığı yazıya hem de arkasına eklemek de istiyorum. İstediğiniz kadar bilinçli bir yayın evine gidin, istediğiniz kadar kapılar size açılsın. Muhakkak ki bir yerde o toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle karşılaşıyorsunuz. Yahut kitabınız basıldı diyelim bir şekilde işte şansın mı yaver gitti, güzel başarılı bir insan mıydın? Bir şekilde o kitap basıldı. Hemen arkasından edebiyat camiasının içerisinde senin hakkında olumsuz görüşler çıkmaya başlıyor. Yani kim bilir kimi tanıyordu da böyle oldu, kim bilir kimle ne ilişkisi vardı böyle oldu. Yani bunlar bin bir aşamada bir sürü zorluğu var kadın olmanın bu dünyada. Son olarak Ezmir'e şiir kitabı ödüllü bir şiir kitabı aslında. 2016 yılında Yaşar Nabi Nayar ödüllerinde
dikkate değer bulundu. Bu ödül senin şiirine nasıl bir katkısı oldu bu ödülün? Ödülün benim şiirime katkısı şöyle oldu. Yani isminin en azından bir üst kuşaklar tarafından duyulmasını sağlıyor bu. Ama onun dışında aslında kitabımın basılma sürecinde çok da bir etkisi olmadı. Biz zaten kitabı hani Manos'un, yani o zamanlar Yeni'nin ve daha öncesinde Evrensel Kültür'ün ekibiyle görüşüyorduk benim şiirlerim hakkında. Hani ödül arada gerçekleşen bir şey olmuş oldu. Ama başka açıdan bakıldığında da genç şairler için başka bir yolu yok. Yani hani kendi adını duyurmanın, kabul görmenin, işte üst kuşaklar tarafından tanınır olmanın başka bir yolu yok. Bence belirleyici değil. Niteliksel anlamda evet belki bir nebze ayıklayıcıdır ama yine de belirleyici değil. Fakat mecburuz. Başka bir seçeneğimiz de yok.